Merhaba sevgili Oğlak burçları, yükselen ve Ay burcu Oğlak olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Direkt videomuza geçelim hiç zaman kaybetmeden. Bugün Oğlak burcu 1-15 Mayıs bakacağız. Bakalım Oğlakları neler bekliyor. Oğlak burçları toprak grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Biraz soğuk görünümlü olabilirler ama asla ve asla tanıdıktan sonra öyle olmadıklarını hissedebileceğiniz burçlardır. Renkleri menekşe, koyu mavi. Uğurlu sayıları kahveyi de severler. Kahverengini yeşil de favori renklerinde de uğurlu sayıları 8'dir arkadaşlar. Oğlak burçları biraz meraklı burçlardır, kariyere çok düşkün burçlardır, kesinlikle yönetimi seven burçlardır, meraklılar, her türlü konularda meraklı burçlardır. Oğlak burçlarını çok seviyorum, en iyi anlaştığım burçlardan biridir oğlaklar. Azimli burçlardır, çok aşırı sabırlı, hoşgörülü burçlardır arkadaşlar. Ama çok nadir sinirlenirler, sinirlendikleri zaman da demek ki kota taşmıştır demektir. Sabırları çok aşırı. 12 burcun en sabırlı burçlarındandır Oğlak burcu. Ama dediğim gibi sinirlendikleri zaman nadir sinirlenirler ve kesinlikle çok öfkeli burçlardır sinirlendikleri zaman. Şimdi Oğlak burçları zarar vermeyi sevmezler. Tamam, içine kapanık burçlardır. Sevgisini fazla ve aşırı şekilde belli edemeyen burçlar olabilirler ama çok duygusal burçlardır. Oğlak burçlarına hangi burçlarına anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Oğlak burçları su grupları yengeç, balık, akreple çok iyi anlaşır. İki, toprak burçları boğa, başak, oğlakla çok iyi anlaşırlar. Olumludur. Ateş gruplarından aslanla, diğer ateşlerle olumsuzdur. Koç ve yay burcuyla olumsuzdur. Hava gruplarıyla sıkıntı yaşayabilir oğlaklar. Şimdi her zaman söylüyorum, yükselen burçlarımıza dikkat edelim. Örnek veriyorum, oğlak burcunun karşı partneri hiç anlaşamadığı koç burcu olabilir. Ama yükselen su grubu yengeç, balık, akrep ve boğa, başak, oğlaksa veya aslan burcu ise tabii ki de anlaşabilir. Onun için her zaman diyorum arkadaşlar, yükselen burcumuza dikkat edelim. Yükselen burçlarınızı mutlaka dinlemeniz gerekiyor ve ortak bir karar vermeniz gerekiyor. İster partnerinizle alakalı, ister sizinle. Şimdi bir genel açılım bakacağım. Genel açılım. Sonra detaylı açılım yapacağım. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten çok severek bakıyorum. Çok ciddi emek sarf ediyorum. Özenle bakıyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İzledikten sonra beğenilerinizi tabii ki de bekliyorum. Şimdi genel bakış olarak Oğlak burcunu kesinlikle bu dönem çok güzel günler beklediğini gösteriyor. Yenilikler olabilir. Değişim yaşayabilir. Parayla ve maddiyatla alakalı, aşk hayatında güzellikler gelebilir diyor Oğlak burçlarına. Özellikle su gruplarıyla alakalı diyor. Yengeç, balık, akrepten bahsediyor. Yol yapabilir Oğlak burcu. Hiç olumsuz bir kart çıkarmadı. Gerçekten iddialı kartlar çıkartıyor. Bir kararsızlık söz konusudur. Ağırlıklı Yengeç burcunun kartını şey veriyor. Ağırlıklı veriyor. Su gruplarından gelen destek ve yardım, arka, ortak ilişkiler, ortak yatırımlar, kesinlikle ve kesinlikle adaletle ilgili probleminiz varsa, sürüncemede olan mahkemeniz falan varsa onunla ilgili bir karara varılacağından bahsediyor. Genel açılımımız çok muazzam kartlar çıkardı. Dengeli kartlar çıkardı arkadaşlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden şey yapacağım. Detaylı bir aşk bakalım önce diyorum. Sonra kariyer bakacağım. Bir bakalım Oğlak burçlarını. Aşktan yana neler bekliyor? 1-15 Mayıs bakıyoruz arkadaşlar. Wow, güzel. Yine yengecin kartını verdi. Su grubundan bahsediyor kartlar. Bir sorun, bir problem yaşamış olabilirsiniz su gruplarıyla. Kesinlikle barış gösteriyor. Devamını çıkarım. 2, 4, 6, 7. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yengeç grubundan bahsediyor. Oğlak burcunun aşkı su grubu. Yengeç demeyelim de. Ağırlıklı su grubu. Yengeç, balık, akrep yükselende yengeç, balık, akrep olan burçlarla aralarındaki bir mesafe sorunu var oğlakların.
Yani başka ülkede, başka şehirde olabilir veya aralarında bir soğukluk, bir problem olabilir. Kesinlikle barış olacağını gösteriyor. Görüşünüz var. Bu görüşle ilgili kararlı olduğunuzu gösteriyor. Bir. Su gruplarının böyle geçtik. Şimdi ikinci grup olarak ateş gruplarından bahsediyor oğlaklarla. Ateş grupları ve hava gruplarıyla sıkıntın olduğunu gösteriyor. Koç, aslan, yay, ikizler, kova, terazi. Bu gruplarla yaşadığı problem ve toprak, boğa, başak, oğlak la sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Oğlak burçlarının, ama dediğim gibi bu toprak döneminde, yani toprak dönemine geçtik. Ay 20'sinden sonra boğa burcuna geçtik biliyorsunuz. Toprak dönemindeki yaşanan inatlaşma, bir kabuğuna çekilme, kendini işine vermiş olarak gösteriyor oğlak burcunu. Aşktan yana ikizler, kova, terazi, koç, aslan, yay ve boğa, başak, oğlakla biraz sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Soğukluktan bahsediyor. Onlardan beklediği bir haberden bahsediyor. Olumlu bir haber midir? Kesinlikle olumludur. Ayın 8'inden sonraki süre içerisinde oğlak burçlarını aşkla ilgili güzellikler bekliyor. Bir konuşma, bir aralarındaki problemlerle alakalı bir beraber bir yere gelme, bir iletişim söz konusudur sevgili oğlak burçları. Şimdi arkadaşlar, genel açılımdır bu, her zaman söylüyorum. Ben yüzdeye göre bakıyorum. Hangi burç ağırlıklı gösteriyorsa ona bakıyorum ben konuşmalarımda, ona dikkat ediyorum. Çünkü genel açılımdır. Özel açılım gibi olmaz. Üzerinize uyanları alın canlarım, uymayanları geri evrene iade edin. Özel açılım için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram görüntülü bakıyorum. Ben şeffaflığı seviyorum. Kimseyi de geri çevirmedim arkadaşlar. Şimdi bir şey, Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Oğlak burçlarının mesafe ile alakalı olan partnerleriyle arasında, evli olan oğlaklardan bahsediyorum. Mesafe ile uzakta olan bir enerjiden bahsediyor. Şimdi evli olan oğlak burçlarının hayatındaki üçüncü kişiden bahsediyor. Oğlak burcunun şüpheleri, boşanmadan bahsediyor kartlar. Peki bu boşanma olacak mı, olmayacak mı dediğimizde, oğlak burcunun hayatındaki boşanmadan yüzdeye bakarsak ağırlıklı barış kartları gösteriyor sevgili oğlaklar. Ama bu ilişki gerçekten oğlak burcunun içinde bir rahatsızlık, bir huzursuzluk bırakmış olduğunu gösteriyor. Ama herkülade oğlak burcu ailesini dağıtmak istemediğinden bahsediyor. Sorunlu bir aile, evlilik midir? Evet. Ama oğlak burcu yine de duygusal olarak bağlı olduğu partnerinden ayrılmak istemiyor. Barış gösteriyor kesinlikle arkadaşlar. Barışacaklarından bahsediyor. Oğlak burcunun aşk hayatında üçüncü kişilerin ihanetinden bahsediyor. Direkt aldatmaya yönelmeyin. Üçüncü kişi aileden biri de olabilir ama benim için fark etmez. Aile de ihanettir. Başka bir kadın veya başka bir erkek de ihanet olarak algılarım. Bundan bahsediyor kartlar. Oğlak burcunun güvenini sarsmış olarak gösteriyor partnerini. Ama oğlak inadında devam ettiğini gösteriyor. Ne kadar duygusal boşlukta da olsa, partnerine aşık da olsa beklemeyi gösteriyor. Bekliyor diyor. Yani bir hamlede bulunmadığını gösteriyor. Ama kesinlikle dengeye tutturacağını gösteriyor. Yani aralarındaki bu sorun ve problemin çözülmeye doğru geleceğinden bahsediyor kartlar. Zamanlama olarak oğlak burcunun aşk hayatında genel bakış olarak baktığımda, Mayıs ayının 8 ile 15'ine kadar bakıyoruz ya, 1-15, 8'inden sonra olumluluk ve ciddi bir değişim, olumlu yönde bir değişim ve barıştan bahsediyor. Güzel çıktı. Şimdi iş bakalım, para bakalım, kariyer bakalım, bakalım bakalım neler var canlarım. Lütfen bu yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar, bilgilerinizi tam yazın canlarım. Ne olur beni üst üste mesaj yazmakla uğraştırmayın canlarım. Doğum tarihi, doğum saati, mutlaka doğum yeri, bunların hepsi lazım. Yani bunların biri doğum saatiyle ölçülüyor yükselen burç. Ben onu doğum saati olmadan nasıl yapabilirim ki? Farkındaysanız yine yengeç kartı verdi. İş hayatında bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Yani bir ihanetten bahsediyor kartlar, gerçekten iş ihaneti. Yani ortak ilişkiler olabilir, ortak iş yaptığınız kişilerle veya iş yerinde bir problem yaşamış olabilirsiniz. 2, 4, 6,
Ben 7 7 bakıyorum. Evet. Ama bununla ilgili güzelliğe doğru gidiyor mu? Tabii ki de güzelliğe doğru gidiyor. Ayın 10'undan sonra Oğlak Burcu'nun iş hayatında 180 derecelik değişim olacağını gösteriyor. Ortak yatırım yapmak isteyen Oğlak Burçları ayın 10'undan sonra tam zamanıdır diyor. İş arayışında olan Oğlak Burçları, ticari işletme işleten Oğlak Burçları. Kesinlikle aynı onundan sonra muazzam bir değişim olacağını gösteriyor. Yeni ilişkiler, yeni iş başvuruları, yeni değişiklikler, ev alım satımı veya finansal konularla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız, yeni bir iş yeri açmak istiyorsanız lütfen ayın 10'una kadar hiçbir şey yapmanızı istemiyor kartlar. Onundan sonra muazzam bir zamandır diyor. Şimdi evet uzun süredir kafanızda planladığınız ve maddiyat olarak gücünüzün yetmediği ne iş varsa onunla alakalı bu eksik paranızı tamamlayacağınızı ve yükün altına gireceğinizi yani sorumluluğu alacağınızı gösteriyor. Kesinlikle ayın 10'undan sonra verimli ve olumludur diyor kartlar. Oğlak Burcu'nun maddiyatla ilgili sıkıntıları var. Beklediği para da var. Ödemesi de var diyor. Ama dediğim gibi sıkışık gösteriyor Oğlak Burcu'nu. Farklı yerlerden haber bekliyor. Bu iş haberi olabilir, ülke değişim haberi, evrak haberi veya para haberi olabilir. Bunu alacak mısınız? Kesinlikle alacaksınız. Uzun zamandır bekleyen Oğlak Burçlarına gerçekten ayın 10'undan sonra muazzam paraların, muazzam tekliflerin ve kesinlikle kaygı yaptığı İşlerle alakalı muazzam anlaşmalardan bahsediyor. Şimdi iş değişimine gelelim. Oğlak Burcu'nun kararsız kaldığını gösteriyor. Bu işte mi devam edeyim, yeni işe mi? Kesinlikle şu anda çalıştığınız yerde, hak etmediğiniz yerde olduğunu gösteriyor. Değişim yapmak isteyen oğlaklara kesinlikle olumlu gösteriyor. Lütfen değişim yapabilirsiniz diyor. Kaygı yapmanıza gerek yok. Şimdi bu taraftan atama bekleyen ve yükseliş bekleyen oğlaklara gerçekten muazzam zamanlama diyor. Ayın 12'sinden sonra iş hayatınızdaki yükseliş zaten sizin olan o yükselişin önüne geçen birileri olmuş. Ama şu anda diyor zaman ve mekan sizindir diyor sevgili oğlaklar. Çok iddialı kartlar çıkardı gerçekten ama üzerinizde bir negatif enerji ve bir ağırlık olduğunu gösteriyor. Nazarınız var. Bir kurşun döktürün veya Nasfelek, Ayetel Kürsü, İnşirah Suresi bu sureleri suya okuyup da içebilirsiniz canlarım. Şimdi ortak ilişkilerde hararetli bir gelişmeden bahsediyor. Oğlak Burcu korkusuzca işe atılmak istiyor ama arada bir soğukluk var diyor. Ortak iş yapan oğlaklardan bahsediyorum. Ortak işiniz varsa kesinlikle bir ihanetten bahsediyor. Kuşkulandığınız birileri var ve bu kuşkuda gerçek olduğunu gösteriyor. Oğlan bunun farkına vardığını gösteriyor ve bu işi ortaya çıkarmakla ilgili kesinlikle önemli ve verimli bir dönemdir diyor. Bu dönem 15'ine kadar olan süre içerisinde bu ihaneti yapan kişiyle alakalı kanıtlarınızın olacağını gösteriyor ve çok net bir şekilde bu kişidir diye ona karşı mesafenizi ve gardınızı alacağınızı gösteriyor canlarım. Boğa burcunun dönemindeyiz. Boğa burcunun dönemi kesinlikle size çok uğurlu geleceğini gösteriyor. Para sizin diyor sevgili oğlaklar. Parayla alakalı problem yaşayan oğlak burçları. İki vakit sonra bu ayın ikisinden sonrayı da gösterebilir. Para bekleyen, satım alım işleri, mahkemesi olabilir. Hiç fark etmez. Herhangi bir yerden parayla ilgili bir beklentisi olan oğlaklar ayın ikisinde bu haberin alacaksınız diyor kartlar. Çok iddialı ve muazzam kartlar çıkıyor. Uzlaşmaya gidiyorsunuz diyor. Mahkemesi olan oğlak burçları uzlaşmadan bahsediyor. Gerçekten böyle durgun iş anlamında ve maddiyatla ilgili durgunluk ve problem yaşayan oğlak burçlarını kesinlikle boğa burcunun döneminin ilk günlerinden başlayarak veya onu biz 1 ile 15'i bakıyoruz. 1 ile 15 arasında olan süre içerisinde çok güzel tekliflerin, yeni tekliflerin geleceğini, gücünün kuvvetini toplayacağını ve aktif bir çalışma döneminden bahsediyor. Ama çevrenizdeki insanlara lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü maddiyatla ve iş anlamında
İhanetten bahsediyor kartlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Elinizi kolunuzu bağlayan bazı şeyler var. Bunlardan arınmanız ve kurtulmanız gerekiyor ve kurtulacaksınız da diyor. Gücünüzü, kuvvetinizi kesinlikle toplayacaksınız. Duygusallığa yer verme diyor sevgili Oğlak Burcu. Muazzam çıktı gerçekten. Şimdi birkaç kartta sağlık bakacağım arkadaşlar. Bakalım sağlıkla ilgili neler var. Şimdi sevgili oğlaklar, ufak bir ameliyat geçirebilirsiniz ama ciddi bir problem olduğunu görmüyorum. Evet, ufak bir ameliyat geçirebilirsiniz diyor. Sağlık sorununuzda hiçbir problem yok. Geçici bir dönem bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ama kesinlikle kalıcı değil canlarım. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik versin inşallah. Kimseye Rabbim sağlıkla imtihan etmesin canlarım. Sağlık çok önemlidir. Evet, aile içerisinde veya kendinize ait bir sıkıntı, bir sağlık problemi yaşayacağınızı gösteriyor. Kesinlikle bir ameliyattan bahsediyor. Ama geçici bir süreçtir diyor. Kesinlikle dengeye tutturup ve toparlayacağınızı gösteriyor. Gücünüzü kısa zamanda toplayacağınızı gösteriyor. Muazzam bir açılım oldu gerçekten sevgili Oğlak burçları. Her şeyin güzeli sizin olsun inşallah. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizi de yormak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.